Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlüne taht kuran, barajıyla en yakın deniz 350 km uzakta olan Kayseri'de insana deniz havası yaşatan Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacı köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacılı köyündeyiz ve yanımızda Kemal Bey var. Kendisi Bayramacılı köyünün sakinlerinden ve aynı zamanda doğma büyüme de Bayramacılı. Coğrafyaya çok hakim. Biraz soğuk bir hava var ama aşağısı bu kadar soğuk değil. Yukarı çıktıkça kar yağışı başlıyor. Yukarı çıkmak istedik çünkü sizlere hemen arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem Bayramacı manzarasıyla buluşturmak ve tanıştırmak istedim. Eğer yolunuz Bayramacı'ya düşerse bu eşsiz manzarayı görmeden Bayramacı'dan ayrılmayın diyorum. Şifalı suları var ama şu manzara en az o sular kadar insana huzur ve şifa veriyor. Tabii ki böyle karlı bir havada değil, onu da ifade edeyim. Kemal abi nasılsın? Sağ olun, teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu soğukta kırmayıp bizleri burada misafir ettiğiniz için. Sağ olun, siz de şeref verdiniz. Geldiğiniz köyümüze tanıtım için. Teşekkür Şimdi, ederiz. Bayramacı, Kayseri'ye ne kadar uzak? Buraya nasıl gelebiliriz? Köyünüzün geçim kaynakları neler? Bir de nüfus bakımından neler söyleyebiliriz? Bayramacı, Kayseri'ye 60 kilometre. Köyümüzün geçim kaynakları hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Turizmde olacak gibi önümüzdeki yıllarda inşallah. Peki Kayseri'ye kaç kilometre uzaktayız şu an? Gelmek isteyen? Kilometre. Kayseri'den Ankara yoluyla geliniyor. Himmetdede'den bu tarafa sola dönülmesi gerekiyor. Himmetdede'den ayrılıyoruz. Avonas'a 15 kilometre altında da bir ayrım yolumuz var. Oralarda levhalarımız mevcuttur. İstediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Kayseri'ye 60, Avonos'a 15, Nevşehir'e ise 35 kilometre uzaklıktayız. Kaplıca denildiği zaman akla Kayseri bölgesinde, bu bölgede Kozaklı geliyor ama Bayramacı'nın önemini ve değerini biraz daha iyi anlarsak, biraz daha iyi anlatırsak Kayseri'miz açısından da Kozaklı'nın alternatifi olabilir. Hatta öyle ki burası gelişirse Kozaklı Bayramacı'ya alternatif olabilir. Çünkü Kayseri Nevşehir'den biraz daha merkezi bir konumda, İç Anadolu'nun kalbi diyebileceğimiz bir bölgede. Öyleyse gezintimize başlayalım. Buyur Kemal abi. Kemal abi şu anda tarihi Bayramacı Camii'nin içindeyiz. Neler söylersin? Köyümüzün en tarihi yapılarından biridir Bayramacı Camisi. Selçuklu mimarisi stiliyle yapılmıştır. Takriben 400-450 yıllık bir geçmişi vardır camimiz. Şimdi güzel bir cami. Burada manevi hissiyatı da yüksek bir cami. İşte dışarıdaki eski minaresiyle, iç yapısıyla gerçekten insanın manevi hazını uyandıran bir cami. Köydeki tek cami mi? Köyde öbür mahallemiz var. İleriki mahallede bir cami daha var. Bir tane de hamamda, kaplıcamız da var. Camimiz. Üç cami. Üç camiden bir tanesi ama en eskisi. Yani. En eskisi, evet. Öbür camiler yakın zaten. Yapımı da yakın. Biz de biliriz onu. 40-50 yıllık. Şimdi ben bu camiyle ilgili izleyicilerimize bir şeyler aktarmak istiyorum. Aslında biraz burada bir eleştiri getirmek istiyorum. Şimdi burası tarihi bir cami. Tarihi dokuya da sahip çıkmamız gereken de bir yer aslında. Biliyorsunuz eskinin kendine has bir dokusu, kendine has bir ruhu vardır. Eski camilerde de bu ruhun en güzel özelliklerini hep birlikte yaşayabiliriz. Ama maalesef Bayramacı Camii'nde bu ruh biraz alınmış, içi boşaltılmış. İnşallah bu yanlıştan kısa süre içerisinde dönüleceğini umut ediyorum. Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeyim. Bu tarihi duvarlar maalesef sıvayla kaplanmış ve üzeri boyanmış durumda. O taş yapısını, o tarihi yapısını, o sıcaklığını, o ruhunu bir kenara bırakmış. Maalesef günümüzün sıvasına, boyasına ve günümüzün mimarisine yenik düşmüş. 400-450 yıl önce sade bir taş bloktan ibaret olan ama aradan yıllar geçtikten sonra içinde kılınan namazlarla, edilen dualarla, gelen zatlarla, ziyaret eden ziyaretçileriyle, hocasıyla, imamıyla ve tabii ki cemaatiyle oldukça kendine has bir dokusu olan bu cami maalesef günümüzün sıvasıyla kaplanmış ve üzeri de boyanmış durumda. İnşallah gereken yapılır ve
Bayramacı Camii eski dokusuna, eski görüntüsüne kavuşmuş olur diyorum. Yolunuz buraya düşerse 450 yıl mazisi olan bu camiyi, bu manevi hazı yaşamak adına sizleri buraya davet ediyorum. En azından edecek birkaç duanız, kılacak birkaç rekat namazınız vardır diye umut ediyorum. Şimdiden dualarınız kabul olsun. Yolunuz Bayramacı'ya düşerse tekrar dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Kemal abiyi buluyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Mahmut hocamız hem size camiyi anlatıyor, hem gezdiriyor ve inşallah geldiğinizde de bu tarihi yapının gerçek halini, gerçek suretini hem belediyemiz hem de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarihi eserlerimizle sizleri buluşturuyorlar. Bayramacı köyü bulunduğu jeopolitik konum gereği de aslında Kapadokya bölgesine, Ürgüp, Göreme, Avanos bölgesine yakın bir yerde ve işte görmüş olduğunuz gibi o bölgeyi andıran, Kapadokya bölgesini andıran taş oymacılığı işlemlerini de bu coğrafyada görebiliyorsunuz. Geçmiş yıllarda burada yaşayan vatandaşlar, tabii geçmiş yıllar dediğim bizlerden 100 yıllar önce, belki de binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan insanlar kayaların içlerini oyarak kendilerine o dönemin şartlarına göre yaşam alanları, yani evler oluşturmuşlar. Günümüzde ise buralar tarihi alan olarak, sit alanı olarak şu anda hala kendini muhafaza ediyor ve geçmişte Hititlerin, Romalıların tarihi günümüze geldiğimizde Bayramacı'nın, Kayseri'nin ve Türkiye'nin tarihi olarak tozlu sayfalardaki yerini almış durumda. Evet, köyümüzün geçmişi Hititlere dayanmaktadır. Hititlerin de en büyük özellikleri kaya oymacılığı. Kaya oymacılığı buralarda gördüğümüz örneklerden de ispatlanıyor bu iş. Daha sonra Romalılar yerleşmiş. Romalılar da tarım ve hayvancılık bırakmışlar köyümüze. O yönlerde geçimlerini sağlamışlar. Şimdi de hala daha sonra gelen 3. yüzyıldan sonra gelen Türkler yerleşmiş buraya. Türkler de o tarım ve hayvancılığa devam etmişler. Evet. Şimdi geçmişin izlerini Bayramacı'da görmemiz mümkün. Hemen sağ tarafımızı işte özür diliyorum. Benim solum, kameraman arkadaşımın sağını. Baktığımızda ise işte tabii artık günümüzde birçok noktada topraklar, kumlar, taşlar doldurup bu tarihi alanı böyle küçük küçük odalar, küçük küçük tepeler oluşturmuş ama tarihin izlerini bu duvarlardan da görmemiz mümkün. İşte görüyorsunuz çentik çentik sanki bir kaya ile, bir kaya yardımı ile burası oyulmuş, bir böyle ele alınan bir tutma şeyiyle buralar oyulmuş ve işte bu halini almış. Geçmiş yüzyılların izlerini şöyle hep birlikte görüyoruz. Çok sevdiğim de bir Likya şiiri var. Orada da söylediği gibi geçmiş yüzyıllarda yaşamış olsak da birbirimizi hiç görmesek de tarihin herhangi bir yerinde parmak izlerimiz birbirine dokunmuştur. Kaya oyması evlerin bir tanesinin daha içindeyiz. Biraz daha modern, bizlerin yaşadığı yüzyıllara en azından biraz daha yakın bir evin içerisindeyiz şimdi. Bayramacı köyünde bu evlerden oldukça fazla var. Adeta burada bir mahalle kurulmuş. Tamamı kaya oyma ve insanlar da buralarda geçmiş yıllarda yaşamış. Sonrasında ise köyün baraja yakın olan aşağı kısmına göç etmişler ve bu evler de bu şekilde terk edilmiş halde bırakılmış. Şöyle kameraman arkadaşım Duygu'dan rica edeyim, sizler için göstersin. Burada böyle mutfak raflarına benzeyen yerler inşa edilmiş. Tamamı el işlemeciliği, tamamı kaya oymacılığı. Görüyorsunuz yine sağ tarafımda da iki farklı raf şeklinde yerler var. Yine onların yanında küçük böyle obruklar, delikler oluşturulmuş. Muhtemel öyle zannediyorum ki buralarda da aydınlatma lambaları, gaz lambaları konularak dönemin şartlarına göre evin içinin aydınlatılması sağlanmış. Şu an dışarıda soğuk, içeride ise sıcak bir hava hakim. Yazın ise dışarısı sıcak olduğu halde evin içi yine kendi özelliğine nazaran daha soğuk oluyor ve insanların rahat ve konforlu bir şekilde yaşamaları sağlanıyor. Hemen şöyle evin sol tarafına doğru geçtiğimde ise yine burada raflar, yaşam alanına ait raf benzeri yerler görüyorum ve işte maalesef her tarihi eserde, her tarihte başımıza gelen bir olay burada da bizlerin ve Kayseri tarihinin peşini bırakmamış. Definecilerin gazabına bu güzel yerler de uğramış. İşte görüyorsunuz define aramak için buralarda böyle yer yer kazılmış ve maalesef tarihi yapıya zarar verilmiş. Bir de dikkatimi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle Duygu'dan rica edeyim, ben bir adım geriye atayım. İşte koca bir taş görüyorsunuz. Bu taş geçmiş yıllarda tehlike anında buradan sürülerek kapı kapatılıyordu ve işte buraya gördüğümüz gibi tam taşın
denk gelebileceği şekilde taşın denk bir şekilde oturabileceği şekilde bir kapı yapılmış ve bu şekilde de evin güvenliği bir noktada sağlanmış oluyor. Hemen arka tarafımı da döndüğümde ise yani evin en geniş kısmı burası muhtemelen insanların yaşam oturma alanı olarak kullandıkları bir yer. Buraya oturarak da hayatlarına, yaşamlarına devam etmişler. Havalandırma delikleri görüyoruz ama tabii ki bu evde her zaman ve birçok evin başına gelen şey gelmiş bu evin de başına. Zamana ve yıllara yenik düşmüş. Maalesef tarihe de bizler tam manasıyla sahip çıkamamışız. Eğer sizler de bu taş yapılardan görmek istiyorsanız bu duraklarınızdan bir tanesi de Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacı Köyü olmalı. Arkamdaki sesten de anlayacağınız üzere iştahlarımız kabarık, lezzetli, tazecik alabalıkları mideye indirmek için bekliyoruz. Kemal abi sağ olsun buraya kadar geldiniz. Alabalık yemeden bir yere bırakmam. Alabalık da burada yenir dedi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacı köyünde barajın hemen dibindeyiz ve muhteşem bir doğayla iç içeyiz. Şöyle sesi ben de duyurayım. Vallahi mis gibi Kemal abi. Balıklarımız Kayseri Pınarbaşı'ndan gelir. Alabalık. Burada yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Bunun pişirme şeklini sadece şu gördüğümüz bağ çubuğu deriz biz, glem adı. Onu da pişiriyoruz. Kömür falan kullanmadığımız için artı bir lezzet katıyor balığımıza. Yiyenlerin, müşterilerimiz de çok memnunlar yani. Şimdi balıklarımızı güzel içlerini oyduk, temizledik. Üzerine ufak bir sos yaptın. Ne sosu bu? Onu herkes soruyor da tuz atıyorum, başka bir şey yok. Söylemiyorsun da. Sırrını kaçırmayalım. Biraz sevgimizi katıyor. İşte bir şeyler katıyor. Burası %100 sevgi, %100 emek, tatlanıyor mis gibi tazecik de. İşte burada pişiyor. Şöyle bir çevirelim bir tanesini bakalım ne durumda altı. Olmuş mu çevrilecek vaziyete? Evet. İşte görüyorsunuz değerli izleyenler, değerli dinleyenler. En yakın deniz kendisine 300-350 kilometre uzaklıktaki Kayseri'de. Tabii ki alabalık Kayseri için önemli bir marka. Kayseri alabalık sektörü için önemli bir değer. O değerin de temsilcilerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz ki Bayramacı Mahallesi'nde, Bayramacı Köyü'nde Kemal abimiz. Şöyle yakınlaş Duygu, birazcık yakınlaş. Yemezsek küser, yemezsek ağlar. Neredeyse dile gelip konuşacak, buradan çıkıp baraja geri dönecek. O kadar da taze alabalıklar. Biraz sonra da mideye indirmek için ben de onları hasretle bekliyorum. Vallahi ağzımız sulandı. Şimdiden eline sağlık Kemal abi. Şöyle taze taze, sıcak sıcak. Ben şöyle Duygu'ya da göstereyim, kameraman arkadaşıma. Görüyorsunuz dumanı üstünde, henüz tazecik. İnanın bıraksak kalkacak ve yeniden baraja girecek, yaşamaya devam edecek. O kadar taze, emin olabilirsiniz. Mis gibi de kokuyor. Bu alabalık lezzetini Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacı köyünde yaşayabilirsiniz diyorum. Bize afiyet olsun, sizin için tadacağım. İnanın ben öyle inanıyorum. Görüntüsünden daha lezzetlidir tadı. Bize afiyet olsun, siz de gelirseniz bu lezzetli balıklar sizi bekliyor. Efendim şu anda Bayramacı Barajı'nın önündeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz bu baraj yoğun olarak elektrik üretiminde kullanılıyor. Normal şartlarda barajın suyu hemen arkamda görmüş olduğunuz alana kadar geliyor. Fakat kış çok çetin geçti, kış çok zor geçti ve kar suları henüz tam manasıyla erimedi. Biliyorsunuz bu yıl ülkemizde ve dünyada da enerji krizi patlak verdi. İşte arkamda görmüş olduğunuz barajın suyu da yoğun olarak enerji ve elektrik üretiminde kullanıldığı için şu anda tam manasıyla bu yapay baraja su verilmedi. Yamula yani yeni ismiyle Yemliha Barajı dolduktan sonra arkamda görmüş olduğunuz yapay barajın kapakları açılacak ve su bu alanlara dolmaya başlayacak. Bu bölgede birçok kuş yaşıyor. Balıkçı kuşu, martı gibi balıkla beslenen birçok kuş yaşıyor. Bunun da öte yanında Kızılırmak'ta yaşayan balıklar da bu barajda yaşıyor ve yazın geldiğimizde inşallah onu da çekeceğiz. Barajda balıkçılık da yapılıyor. Teknelerle baraja açılarak vatandaşlar balık tutuyor ve balık yemenin de denize 350 kilometre uzaklıkta olan Kayseri'de keyfine varılıyor. Bayramacı Barajı'nın özelliği hidroelektrik santrali olması. Bu sıralarda elektrik dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi çok ihtiyaç olduğundan dolayı su geri çekildi. Yukarı baraj galiba Yemliha Barajı fazla su tutuyor. Gelirken görmüşsünüzdür, Kızılırmak kara su gibi akıyor.
Çok çekildi baraj. Bu çekilişi biz diyebilirim ilk defa duyuyoruz. Bu kadar. Normalde buraya kadar suyun gelmesi gerekiyor. Evet, evet. Şu anda 8 10 metre civarında veya 10 metre olmasa bile 5-8 metre civarında düşüş var barajımızda. Şimdi şunu ifade edelim izleyicilerimiz bilmediği için. Normalde barajın olduğu yer köylü vatandaşlarımızın ekim dikim alanının olduğu topraklar, öyle değil mi? Evet, sebze ekilen yerlerdi. Şu anda baraj olduğu için de sular altında kaldı ve bu bölge insanların ata toprağı, baba toprağı, tarım yaptığı alanlar şu anda aslında Bayramacı Barajı'nın altında kaldı. Altında kaldı. Geçmişteki o yeşilliklerimiz su kenarı olduğu için Kızılırmak kenarındaydı. Ama baraj kapattı. Şu anda bakmayın siz böyle kurak yeşilliksiz olduğuna. Yeni yeni başladık. Artık yetiştirmek niyetindeyiz. Her tarafı yeşillendirmek istiyoruz. Ama bu barajın da bize katkısı şu oldu. Görsel ve balıkçılık konusunda bir de göçmen kuşların uğrak yeri. Yani bu baraj böyle durmalı, Kapadokya'nın boğazı olmalı. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran, şifalı sularıyla yüzyıllardır insanlığa şifa dağıtan Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramacı köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.